Last of us Last of us Geldi çattı o an sonunda Olduk süper hüzünlü Last of us Bizi ne hallere soktu En başta Deniz söylemişti sonuna geldiğimizde çok büyük bir fedakarlık ahlaki bir ikilem yaşanacak falan diye T Deniz, siz de çocukken şunu konuşur muydunuz? Uzaylılar geliyor, hı hı. dünyayı patlatacaklar ama sen kendini feda edersen patlatmıyorlar falan. Feda eder misin kendini? Muhtemelen evet. Yani. Konuşur sadece, muydunuz çocukken bunu bir kere? E, konuşuyorduk hmm. ama uzaylılarla ilgili değil, yapay zeka ile ilgili konuştuk. Fark etmez, yani. Bu, işte yani. Yapan, geldi Patlamak falan. üzere uzaylılar, yapay zeka, Allah fark hı hı. etmez. Ee, sen işte şeysi yani, tek kurtarabilecek insansın. Biz de bunu konuştuk. Ben ben de çocukken evet evet kendimi feda ederim diyordum. Ama işte başkasını feda şey. eder miyim? O daha önemli bir soru. Yani e, bilmiyorum biraz başkasını ya ben... daha da kolay feda ederim ben. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani hani kafana sıkmak gibi bir yöntem herkesin yapabileceği bir şey değil. Ben de onu çok yapabileceğimi ya. düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Çok böyle ekstrem bir şey olmuş belli ki. Ve bunun tek çözümü bendeyse zaten neden yani? Bunu Peki. düşünmeye gerek var mı? Birisi beni öldürsün hani kendim yapamasam başkası yapsın bunu. Sonuç olarak maalesef olanlar oldu. Bilmiyorum hı hı. yani sonu için neyi hissedeceğimi gerçekten bilemiyorum. Bir kere kafamda inanılmaz şöyle soru işaretleri var. Hı hı. Öncelikle şunu merak ediyorum. İlk oyun böyle mi bitiyor? Birebir bu şekilde bitiyor. Wow. Birebir. Yani o hastane sahnesinden itibaren oğlum bayılması ve sonrası. Hatta öncesinde zürafa falan onlar da var. Peki şöyle ama şimdi dizi bittiğinde birazcık aslında <laughs> e, sonu kancalı bitmiş gibi oldu biraz. Sanki Eli söylenene aslında inanmadı. Tabii. Ve de hani bu öykünün devamında hmm. <laughs> araları bu yüzden açılıp bu işte yolları ayrılacak falan gibi düşünüyor insan. Yani ikinci oyun... <laughs> Ne oluyor bilmiyorum. İkinci oyunu, ilk oyun tutunca yapmışlar herhalde değil mi? E aslında varmış planda. Var <laughs> yani çünkü şu an öykü öyle bir yerde bitti ki çok orijinal bir yerde bitti. Tabi bence... devamı gelecek belli ki bunun gibi bitti. Evet ama bu konuda ne düşünüyorsun? Söyleyemem. Söyleyebilirsin ya o kadarını söyleyebilirsin. <laughs> Bana söylediğini söyleyene ben. Tamam burada kimse yok ya bence bir yoksa söylüyorum. Hadi itiraf et. Ne ben ikinci oyunu izle şey ikinci oyunu oynamayı zaten yarıda bıraktım. Çünkü i̇kinci sevmedim. şeyde Çünkü e tepkilisin. evet sezonda izlemeyeceğim. Benim için hikaye burada bitmiştir. Duydunuz arkadaşlar. Deniz ikinci bölümün ikinci hikayesinin <laughs> e, ikinci sezona asla bakmayacağını dahi söylüyor. İlla söyledi. Çünkü evet oyunun konusu da çok tepkiliymiş. Ama işte şeyi merak ediyorum. Tamam buna cevap verme ama şundan dolayı yani işler çok mu <laughs> kötü oluyor yani sevdiğin karakterlerin yaptıklarına ya, mı anladım. dayanamıyorsun? Yoksa Böyle bir öykünün üstüne çok yama, çok zorlama bir devam var diyeyim acaba. Şimdi buna cevap vermeden önce o zaman bir uyarı diyebilemek. Tabii buna Spoiler vermeyeceğim. Tas, Sadece doğru. ne hissettiğimi söyleyeceğim. Yarı hissiyat spoiler'ı. Evet, hissiyat spoiler'ı. Hayır ikisi de olmuyor. <laughs> bu hikaye aslında temasına çok uygun bir şekilde devam ediyor. Hı -hı. Yani hani şiddet şiddeti doğurur. Biz Hı -hı. bunu gördük bütün sezon boyunca ve Jo verdiği bu karar da gene şiddete sebep olacak. Ben onu e, o şekilde görmek istemiyorum. Hani zorlama değil bence. İnsanlar çok e, eleştiriyorlar. Neden böyle oldu? E, bu oyun buraya niye doğru evrildi? Bu hikaye niye böyle oldu yani, diye. Yani bilmemek şu an beni çıldırtıyor <laughs> yani evet. E, ama ben o zorlama olduğunu düşünmüyorum. Yani bence çok da cesur bir şey yaptı orada e, oyunun yazarları. Ve fakat bu yaptıkları şey benim hoşuma gitmedi zorunda değil. Hani hoşuma gitmek zorunda değil yani. Onu anlatmaya ha, çalışıyorum. Ya yani şu anda bu diziyle bu öyküyle <laughs> alakalı hem bir çeşit hayal kırıklığı yaşıyorum hem de çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor çünkü hele hele sonunda vardığı yer gerçekten bize <laughs> değişik, orijinal bir şey izlettirdi bir kere. Ben sonunda şey izlerken hani Joel e, işte iki adam götürüyordu e, merdivenlerde adamları evet. vurdu falan falan. <laughs> Orada itibaren dedim ki aha dedim. Şu anda yani bu çıktığımız yolda <laughs> artık Joel bir şey değil. Beyaz tarafında değil yani. Yani zaten öyle değildi de. E, Biraz net, öyleydi. Ve bir sonuçta bizim kızın filan tarafında olarak e, biz onu iyi bir insan zannediyorduk. İyi bir insan gibi görüyorduk ama bu bölüm gerçekten o kadar da iyi bir insan olmadığını işte hani şey senin yaptı. aslında daha rahat cevap verebileceğin bir şey soracağım. Sana mesela çok e, geçti mi o bu iki bölüm arasındaki o e, hani diyordu ya aile için devam edersin. Ya Joel böyle... Ve hani mesela test bu kızı koruyabilmek için ölmüş bir sürü insan. Test mi? Test. <gülüyor> 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 Bak, başta Joel çok tipik bir e, Hollywood e, kahramanı gibiydi. Hı -hı. İşte, i̇şte bir acısı var, o acısı yüzünden tam hareket edemiyor. E, onu bir aşsa mükemmel olacak. İşte çok şeydi hani yeni bir tat artık ama çok sık gördüğümüz bir tat. İşte e, kontrolü kaybetti mi öfkesine yenik düşüyor ve böyle aaa diye biliriz. Evet. Evet. Sonra yavaş yavaş... Bir takım işte erdemlerinden sıyrılmaya başladı. Hı hı. Sonunda şuraya vardı. Benim çok hoşuma gitti o. Ee, bizim karakter kızını kaybettiği için evet. ciddi travma yaşamış. Ve bunun işte e, travma sonrası stres bozukluğu hı hı. bilmem ne falan yüzünden. Yani şu anda bu hani şey oluyor ya bak bu bölüm şeyi gördük. İşte kızla artık e, Yıldız'ı tamamen barıştı. Evet. Kızı kabul etti barına bastı. Hatta vefat etmiş kızından bahsedip duruyor Eliye. Biraz onu tanısan severdim. o söyledi? Sen böylesin. Evet yani hem en iç en acıyan taraflarını onu açmaya evet, başladı. Evet. Artık Eliyi kabul etti. Hı hı. Fakat kendi kızından falan o kadar çok bahsediyor ki ben artık bunun böyle çok iyi bir insan, hani hareketi gibi değil de daha çok böyle takıntılı <laughs> ve aşamayan <laughs> böyle biraz hasta bir tip gibi. Bunu olmaya başladı sormaya yani. çalışıyordum aslında. Hani ben söylersem biraz böyle önyargılı bir şey gibi durabilir. Çünkü niye niye önyargılı? Çünkü, çünkü oyunu sen oynadım. Latin olarak er. hayır. Hayır. Çünkü oyunu <laughs> oynadım. E, oyundaki yani bir şeyin ilk halini görünce ikinci halini ister istemez insanın gözüne batar. Ha, okay. Bunu sorun etmeyebilirsin ama Aha. batar. E, Oyunda mesela böyle bir PTSD durumu yok. Tabii ki e, kızının kaybından dolayı yaralı bir baba var orada. Ve tabii ki eliyle ile bu yüzden biraz daha e, işte şey bir ilişki kuruyor. Yani Tommy'nin eliyle ile kuracağı bir ilişkiden farklı bir ilişki kuruyor. Çünkü kızını kaybetmiş. Kızını kaybettiği yaşta bir kız emanet edilmiş. Şimdi onu da kaybetmek istemiyor. Bunlar var. Ama bence de dizide biraz daha bunu e, bir baba kız sevgisinden çıkartıp ya Bu yani adamın takıntı gibi böyle evet. bir çeşit? Ki hani şu anki haliyle de öyle gözüküyor. Zaten o yüzden hani, sormaya çalıştım sana. O bir sevgi olarak mı geçti yoksa böyle mi geçti? Yani şeyi yani. güzel yapmışlar. Bak adamın hastanede milleti vurmaya başladığı tamam mı? Sonra işte kızla arabadalar baş başa filan. İşte gidiyorlar. Ve kız en son hani yalan mı söyledin bana deyince evet. hayır yalan Hı -hı. söylemedim kesinlikle Hı -hı. dediği yer çok hızlı akıyor Hı -hı. ama kötü anlamda değil. Yani hızlı olması Hı -hı. kötü değil. Hani böyle Seyirci olarak birazcık allak bullak olalım istemişler ekibi evet, ve evet, başarmışlar evet. yani böyle hani kız böyle söyle adam net bir şekilde yalan söylüyor. Hı hı. Hani kız bence biraz şüphelendi. O biraz böyle ikinci sezon falan çekmek için biraz havada bırakılmış gibi geldi hı. bana yani Oyunu bilmediğim için de ekstradan bu dizi için böyle yapmış olabileceklerini düşündüm. Yok oyunda da yani birebir aynı e, elinin okey demesiyle bitiyor yani Ama şöyle yani oyunu bitirdiğinde sen hı hı. Hani kız inandı, inanmadı diye emin miydi inandığına? Hayır değildim işte. Aynen, yani orada, oyunda da sorguluyordu hani bir şey oldu. Joel'ın da verdiği tepkiler zaten ona göre ta, hani yemin ediyordu abi. Çok ikna edici bir şekilde de söylemiyor ona. Hani bir düşünüyor cevap vermeden önce. Mesela o yolda gelirken de arabada o sahne de birebir oyunun aynı. Eli uyanıyor ona bakıyor Marlin nasıl diye soruyor. Biz o esnada görüyoruz. Mallini vurduğunu falan, oh. o orası hep o şekildeydi. yani zaten şüphelenmesi için bu şekilde. Mallini vurup vurmamayı biz seçmiyor muyuz oynada? Ee, Sıkıyoruz <laughs> ama seçmiyoruz. <laughs> ya şöyle e, mesela ben bunun yüküyle yaşıyorum artık hani şey oyunu bitirdiğimden beri. E, hani insan kendisini sorguluyor işte az önce senin video girişinde de sorguladığın gibi. Ben oyunu oynadım ve oyunu tamamen şeyin bilinciyle oynadım yani bu kızı bir yere götüreceğiz ve tedavi bulacağız. <laughs> ben oyun bittiğinde bunun olmasını bekliyordum yani <laughs> Aynen, evet. bir, bir tedavi olacak ya da olmayacak hani belki diyecekler ki hayır tedavi bulamıyoruz, yapamıyoruz Kızım diyecekler. Falan. Ve hani Joel da çizilen karakter portresi itibariyle gerçekten inatçı ve istediğini alan ve sonuna kadar götürebilen bir insan. Ee, ama şey gibiydi yani o hani kendi kızının kaybı bence onu şöyle etkiler diye düşünüyordum. Bir daha hiç kimse ölmesin, hiçbir kız ölmesin, hiçbir baba kızını kaybetmesin. Eliyle kurduğu ilişkiden yola çık buraya varmasını bekliyordum. Ee, bunu beklememe rağmen son Partı oynamaya başladığımda ya yani hastanede o sırada kontrol bende değil sinematik girmiş Hı -hı. bana diyor ki eli ölecek ve ben de, hani kola bu şekilde bağırıyorum hayır bana ver <laughs> o kontrolü bana ver ben şimdi gidip o eli oradan alacağım diye. Ve hani biraz da o, o sinematik sürüyor işte yürüyor yürürken oralarda sinematik ee, ilk hamleyi Joel yapıyor yani Hı -hı. sen yapmıyorsun oyuncu olarak Hı -hı. sinematikte gerçekleşiyor ilk hamle ve ben hala buna sinirliyim. Yani ben istedim. O e, şeyden odadan çıkıp yürürken bana silah dayayan adamı vurmayı ben istedim mesela. Ve bu bana mesela oyunun, oyunun bittiği yerde bence onun yanlış yaptığından eminim. Yanlış bir şey yaptı. Evet. Ama işte ben şey diyorum yani ver kolu bana ver. İlk kurşunu ben sıkacağım ya. Ee, bir önceki bölüm şey karakter vardı ya işte rahip karakter. Evet. Mesela o adamı tabi sevmedik işte çünkü manyaktı falan. Fakat diyordu ki gel kıza diyordu benimle kal işte burada beraber yaşayalım ve kendi yöntemleriyle işte insan yemek bilmem ne filan e, hayatta kalacaklardı. Günün sonunda aslında Joel'un da Eliye yaptığı o kadar farklı değil. Değil yani kafese kapatmak sadece fiziki olarak olmuyor. da gidip Tommy ile olan kafese Tabii, kapatacak aynen. yani çok Oraya daha güzel geçinecek. bir kafes. Tabii ki yani Hı. öbür adam gibi sapık manyak amaçları yok ama... Bir çeşit sapık manyak amaçları var bir çeşit dünyanın elinden bir kurtuluşu Tabii yani ki. belki ne kadar mümkün olacak bilmiyorum. Olasılığı. Olasılığı ama hani ümidi alıyorsun ve eliden de ümit. aldın evet. o ümidi yani aslında verdiğin zarar hani bütün dünyayı boş verelim bencil insanlar olalım ve sadece eliyi düşünüyor eliye eliye de zarar veriyorsun kızın ümidini aldın kıza dedin ki <laughs> Sadece sen değil bir sürü var senin gibi ama hiçbiri çözüm değil dedin. Yani kızım mesela 10 10 kaç yaşında 14 müydü? Öyle bir şey. Tamam. 14, 14. 14 yaşından itibaren tamam. yaşayacağı bütün hayatında sen kıza dedin ki sen ömür boyu böyle yaşamak zorundasın. Bitti senin kurtuluş ümidin yok. Senin yarın öbür gün çocuğun olsa o da ölebilir. Çünkü tedavi bulunamıyor dedin. Evet ama sonuçta kız ölecekti canım yani eli, eli olmayacaktı o dünyada. Evet adını. evet ama işte yani onun alternatifi şimdi sen o ölmesin diyorsan daha iyi bir alternatif sunman gerekir ya yani. Daha iyi yani, yani Tommy'lerin ortamı bayağı iyiydi Deniz. <gülüyor> <gülüyor> ben bayağı Kesinlikle sevdim de onu. Kesinlikle öyleydi ama Eli Komünizm için. Komünizm gelmiş yani... nihayet. <laughs> Marlin de söyledi yani senin de kararın değil bu. Yani çok bencilce, çok bencilce bir karar verdi. Ve evet o pederin yaptığından çok da bir farkı olmayan veya daha önce e, Catelyn karakterinin verdiği kararlardan çok da farklı olmayan bir karar. Yani şey çok ilginç. Böyle biten bir öyküyü izlemiş olmamız çok ilginç. Yani evet. dünyayı kurtarabilecekken tırnak içerisinde Hı -hı. E, bunu yapmıyorsun. Ve böyle hani koca işte zombi filan falan ortamın içerisinde çok kişisel bir öyküymüş Mersen Tabii. bu. Geldi geldi Minicik. çok özel bir yere bağlandı yani gerçekten. Ya ben böyle iş git gidip büyüyecek mesela ilk bölümlerde falan Hı -hı. işte firefly'lar yok işte orada yamyamlar var. Orada raider'lar var Hı -hı. falan. Hı -hı. Böyle büyük büyük böyle Witcher gibi bir onlarla tanışacağız. Evet, evet, bir oraya evet. gideceğiz. Büyük savaşlar olacak falan böyle bir şey beklerken ya yani şu anda çok özel bir yerde bitti ve böyle çok e, ne bileyim kişisel işte Hı -hı. minik böyle evde birisini birisini bir eve zorla hapsettiği Hı -hı. travmatik bir öykünün bir şeysini izliyoruz falan gibi oldum yani sonunda yani. Bence Last Of Us'un güzel tarafı da o yani. Bıkmadan izleme sebebim de o mesela, oyunları oynamama rağmen gelip. Zaten oyunlar, kendi film gibiydi yani şey. O sinematikleri kırıp, elinde böyle bir şey kalıyordu. Ee, sadece işte burada takdir etmemiz gereken bir nokta var. O dünyayı, e, işte bugünün dinamikleriyle mi diyeyim artık ne? Harmanlayarak. Ne? Bugün dinamikleri diye ne yapmış ki? Ee, yani işte mesela LGBT göz e, şeyi. He. Şimdi şey de vardı zaten Last of Us'ta ama ilk oyun çıktığında yoktu çünkü elinin de yaşı küçük. Hani ile birlikte gelen bir şeydi. Ee, ya yani bu hikayeleri biraz çeşitlendirmeyi ve o dünyanın içerisinde o küçük minik diğer hikayeleri anlatabilmeyi de iyi başardılar. Ya yani oyunun üzerine koydukları bir şeyler oldu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, ve bunu iyi bir şekilde koydular. Yani üçüncü bölüm mesela bence gerçekten e, kendi başına Last of Us'tan da ayrı olarak çok güzel bir bölümdü. Çok iyi bir hikaye, iyi yani küçük minik bir hikayeyi çok iyi bir şekilde anlatmaya başaran bir bölümdü. Ya üçüncü bölüm çok güzeldi. Sadece üçüncü bölümü en sevdiğim bölüm diye koyamıyorum oraya çünkü sonuçta ne olursa olsun biraz filler bölümdü ama. E, Tabi yok, yok yani ben hani... en sevdiğim bölümü bulmakta da zorlanıyorum sevmek aslında. Sevmek gibi bir öznel şeyden bahsetmiyorum hani sadece. Önceki bölüm olabilir. Şeyde objektif olarak bakıldığında da mesela Last of Us'ın içinden çıkart onu bir yere koy. Herhangi başka bir yere koy çünkü biraz filler'ların şeyi de böyle başka bir diziye de koyabilirsin. Ama orada da diyeceğim ki ben aynısı yani orada da güzel bir bölüm olacak bu Last of Us'ın içinde olduğu için değil. E, o da işte biraz bu dizinin başarısı yani o hikayeyi biliyorsun bunu konuşmuştuk hani oyunda çok farklı bir Hı -hı. hikayeydi o. E burayı alıp da yani bu kadar saptırıp da bu kadar güzel yapabilmek herkesin harcı değil gibi geliyor bana. O yüzden daha da sinirleniyorum ikinci sezon için ve şey için. Elimizde böyle güzel bir şey var, siz de bunu doldurmayı başarıyorsunuz hani kaynak materyalde olmayan şeyler eklediğinizde de güzel oluyor yani. Güzel de çekmişler diziyi. Güzel çekmişler canım. Bazı iş bir tek sonunda sence Elin'in doğum anının bu kadar hmm. çılgın ve işte dramatik olmasını Öğrenmek bize ne kattı diye düşündüm. Şu Ashley e, Johnson oynuyordu onu. Oyundaki elinin modellendiği e, kadın hmm. ve işte sesinin sahibi. O sahne var mıydı şeyde oyunda hayır, falan? Hayır yok. Kızın tam bu şekilde dünyaya geldiğine dair bir bilgi falan var mıydı? Yok hayır. ya sadece Marlin birinci oyundan bahsediyoruz hala. E, Marlin'in doğduğunda ben yanındaydım, annene söz verdim demesini biliyoruz. Anladım. O sence yani kadın tam doğum yaparken ısırılması falan mı? Kadın şey bizim elin bağışık olması falan e, Burada biraz tarafından. öyle açıkladılar. Bak e, tam net hatırlamıyorum. O, o, o bir şey yani. Onu bizim öyle zannetmemiz için konulmuş bir şey gibi yani. Çok da öyle bir açıklama Ama bence yok. bir açıklama oldu o. Yani Değil mi? biraz güzel. öyle oldu. Sanki. Çünkü hani o e, annesi de böyle iki üç kere üstüne basarak dedi ki hayır ısırılmadan önce kestim dedi. Yalan söyledi yani. He he doğru e, anladım. onun yalan üzerine olduğunu de bastılar. E, yani adam şey adam mı diyeyim? Hastayı enfekteyi öldürdükten sonra doğurduğunu fark etti zaten. Yani ısırıldıktan sonra fark etti doğurduğunu ve ısırıldığını falan. Hasta mı? Enfekte. Yani mantar, zombiler mantar artık zombiler. Hasta, hasta, mı diyoruz? onlara terapi yapmamız lazım. <laughs> Onların hani duyguları var. Bu bu hiç e, bugüne kadar şey yapmadım yani ciddiye almadığım Mantar adamlar da bir bireydir muhabbeti ben farkında buraya mı geldin? Hayır oraya gelmedi. <laughs> ya şöyle zombi diyemiyorum çünkü zombi değiller hani ölüp de dirilmemişler ya netice olarak. Onların ya da ölüp fonksiyonlarını şey ele geçirmiş bir mantar değil evet, mi? Evet ama <laughs> hani ya teknik bak burada çok teknik bir şeyden bahsediyorum. Bir şey ölmemişler mi bu insanlar? Ölü bedeni böyle rezürekte ee, mu şey hayır. Mantar. yani o, en azından runnerlar için öyle bir şey yok. Dört fazı var bunun. Dördüncü de artık. Oha ölüm. taşı kaldırdım altından lord çık <laughs> <laughs> ya o bloaterlar falan belki hani o artık tamamen beynini ele geçirdiği için öldü varsayabiliriz. Anladım. Ama bu mesela izci dediğimiz ya da koşucu dediğimiz bloater dediğin o şey şişki olanlar mı? Evet en büyük olanlar. O mesela yani. normal hayatta şişman birisine ele geçirmiş kordisepler mi onlar? Hayır. Işte bazı kordisepler e, şişiriyor Şey oldu e, üzerini böyle o mantar tamamen kaplıyor sert kitin bir kabuk oluşturuyor hmm. üzerinde. O şey kordisep mantarı bunu karıncaya da tırtıla da yapıyor aynısını. Hmm. Sonra onun üzerinden işte o kabuğun üzerinden yeni bitkiler filizleniyor böyle bir şeyler. Yeni oluyor. bitkiler filizleniyor dedi Deniz. Duydunuz. <laughs> Geek yapar daha ilk. <laughs> Efendim yani siz nasıl şey. buldunuz diziyi? Genel olarak hoşunuza gitti mi? Sizce finali çılgınca mıydı? Kaç kişi biliyordu böyle olacağını? Kaç kişi bilmiyordu? Ben bilmeye bilmeye izledim. Voov! Wow! Şeklinde izledim. Deniz bile bile izledi. Nasıl izledin sen? Ağlayarak çoğunlukla. Hüüü! <laughs> Şeklinde siz nasıl izlediniz? Aşağıya nasıl izlediğinize dair bunu işte soru şey soru ifadenizi betimleyen cümleler ve de şekiller çizmeyi kendinize görebilirseniz bunu yapabilirsiniz sevgili geekler. Şimdilik Esen Kalın bir başka HBO veya hmm, ne markasıydı bunun oyunun ne markası? Naughty Dog. Naughty Dog. Sony oyunu. Naughty Sony. Dog. Stüdyosu tarafından. Neyse işte bir sonraki bunların markasının projesinde görüşmek üzere. Şey geliyor, God of War geliyor. Ama Amazon'a yapıyorlar. Evet ama daha çok var ama. Evet, daha evet. E, daha Harry Cavill dediği yapacağım. Bir tane kadın girmiş. Onu okudum geçen. Kim ama acaba? Oyuncu olarak. Yani girmiş Hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Adı geçiyormuş. Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Bu yükü nasıl taşıyacaksın peki artık? Unuturum ya ben. Aa